Evet. Evet. Merhaba. Merhaba, Merhaba hocam. Ahmet ya, siz kalabalık gelmişsiniz. Ben tek başıma kaldım. Nasıl olacak bu işler? Ha? Hem beraberiz hocam. Ahmet'i size verebiliriz. Merhabalar, ben Nil. Ahmet'in görüşlerini bugün seslendireceğim. Evet, Sizin. senden çok bahsettin Nil. Çocukluk arkadaşıymışsın, çok iyi kalpliymişsin. Çok güzel şeyler yazdı Ahmet seninle Evet. ilgili. O da öyle. Biz birlikte sizin söyleşilerinize geldik. Ben de Süper. gelmiştim. Birlikte Ahmetler sağ olsun beni getirdiler. Süper. Sizi de kalpten takip ediyorum. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Nasılsınız hocam? Çok çok sağ ol Ahmetciğim. Sen nasılsın? Acayip hazırlandın. Süper. Bak Nil, ben de artık Ahmet ne diyorsa çat diye yakalıyorum. İbrahim Bey, Fatma Hanım, merhaba. Nasılsınız? Merhaba hocam, iyi hamdolsun. Siz nasılsınız? Allah sağ olun. Fatma Hanım'ın o dolmalarına, o yemeklerine rağmen siz kilo almıyorsunuz. Helal olsun yani. Gerçekten. Hocam, intihar etmek gerekiyor yoksa bir daha yapmaz falan diye. Kesinlikle dünyanın en güzel dolmalarından birini yapıyor. Bütün yemekleri şahane. Öyle söyleyeyim. Tamam. Gelin yine yaparız. İnşallah, inşallah. Ahmet bak, 55, 53 kişi var. Sendeki karizmayı görüyorsun yani. Onu da söyleyeyim. Çok acayip heyecanlıyım şu an diyor. Ben de bu kadar güzel bir aile. Başlayalım mı ilk soruyla? Başlayalım. Bu soruyu size daha önce de sormuştum ben hocam ama bu sefer biraz daha acımasız olup daha net, açık sormak istiyorum. Bu ülke için koşuşturmalarınız, ülkeye kattığınız ve verdiğiniz değer hiç şüphesiz tartışılamaz. Masallarda bir peri çıkar karşınıza, gerçek hayatta öğretmen kitabınızda. Ülkeyi kalkındırmak, yeniden var etmek için verdiğiniz öneriler, tasarlayıp sunduğunuz planlar, dokümanlar, düşünceler muhteşem. Öte yandan bunları tek başınıza koca bir ülke için sunmanız, sunabilmeniz, o güce, bilgiye ve bilgeliğe sahip olabilmeniz. Avrupa ülkelerinde ya da Avustralya'da, Japonya'da olsaydınız, sizin gibi bir cevheri ve vatanseveri ülkenin yönetimsel anlamında diğerlerine koyarlardı kesinlikle. Ya da şöyle ifade edeyim, zaten siz kendiliğinizden bir yerlere gelebilirdiniz çatır çatır çünkü kapılar sonuna kadar zaten açık olurdu. Ülkemize dönecek olursak, bir yanda siz, sizin gibi vatansever, bilgin, cevher, aydın bir kısım insan ve yine aynı şekilde toplumda aklı çalışan, vatanını seven, okuyan, gören, duyan, bilen, dürüst küçük bir kesim. Diğer yanda eğitimden sağlığına, tarımına, üretimine, işçisine, emekçisine, çocuğundan gencine, yaşlısına, emeklisine, toplumuna, doğasına, şehirciliğine ve hatta dinine kadar topyekün ırzına geçilen bir ülke. Nereye gidiyor bu ülke, bu ülkenin insanı hocam? Peki ya o ülkesini gerçekten sevenler, bilgin kişiler her yerde var. Siz eğitim yönündesiniz, öbürü siyaset yönünde, bir diğeri toplumdan, toplumun içerisinde ama hiç kimse masaya yumruğunu vurmuyor. Siz susarsanız, ben susarsam, o susarsa, bu susarsa ne olur? Siz susmazsanız, ben susmazsam, o susmazsa, bu susmazsa ne olur? Biz susmazsak ne olur hocam? Hangi birimize ne olabilir ki? Şimdi bana diyeceksiniz ki ben kitaplarımla her kesimden insana ulaşabiliyorum. Geçin bunları hocam demiş. Geleceği Yönetmek adlı kitabınızda da kurumsal yönetim anlamında sistemin çarklarından bahsediyorsunuz ve kişi ne kadar iyi, ne kadar eğitimli olursa olsun sistemin çarkları dişlileri bozuksa arada ezilir tarzında bir cümleniz var. Bence bu durum ülke içinde geçerli. Siz ne diyeceksiniz hocam? Demiş Ahmet. Şimdi öncelikle soru okunurken Ahmet'in yandan nasıl da soru sormuşum ama diye kendini devamlı. Devamlı arkadan nasıl soru ama, nasıl soru ama demesi.
Dil senin de okurken bazı yerlerde o böyle böyle diye parmak sallayışın soruya etki yaptırman. Arkada İbrahim ve Fatma'nın da gururla soru nasıl soru deyişi. Evet. Sorudan cevap kalmadı Ahmet. Öyle bir soru sordun ki. Birkaç şey söyleyeyim ben. Bir tanesi şu. Eminim o siyasete girenlerden ülkeyi sevenler var, sevmeyenler var. Her yerde var bunlar olacak. Şimdi tarih okumaya başlayınca görüyorsun ki şimdi Galliano diye bir adamın Aynalar diye bir kitabını okuyorum. Dünya tarihini anlatıyor. İyi var, kötü var. Bu ülkede de her zaman olmuş. Osmanlı döneminde olmuş, Selçuklu döneminde olmuş. Bugün de olacak. Biz kendimizi hani değerliyim, iyiyim diye ortaya çıkma şansımız hiçbirimizin belki de yok ama bir süre geçtikten sonra o değeri ve bıraktıklarımızı bazı ilkeleri insanlar görüyor diye düşünüyorum. Yani 2017 ve 2018'de toplam 538 bin kişi Batı'ya göç etti. 2019'daki rakamı TÜİK açıklamadı. 2020'deki rakam bilinmiyor. Yani iki seçenek var aslında. Hani bu ülkede kalıp ve üretmek benim açımdan tek seçenek bu. Ve bunu siyasete bulaşmadan yapmak. Bazen hiç siyasete ilgisi olmadan bir şey söylüyorsun. O diyorlar bak siyaset yaptın. Aslında hiçbiri siyaset değil. Ülkeyle ilgili görüşünü belirtmek. Bana şey gibi geliyor. Yani hani kitaplarımda yazdığım bir söz var. Kendi doğrusu olmayan adamlar başkalarının doğrularının peşinden giderler diye. Bize örnek olan çok insan oldu. Biz de başkalarına örnek olmak için çaba göstereceğiz diye düşünüyorum. Ve ağaç diken bir adama demişler ki sen bunun meyvesini yiyemezsin. Adam demiş ki benden öncekilerin diktikleri ağaçların meyvelerini yiyorum. Bize dönüp baktığında yani bize düşen şey bu ülkeyi tarafsızca üreterek sevmek. Çünkü bölünerek bir yere gidebilen insanlar veya takımlar, şirketler, ülkeler yok. Bir araya ne zaman geldi bu ülke? İyi bir şeyler yaptı. Bana da o gibi geliyor. Yani birbirimize saygı göstererek bir araya gelmek. Yıllar önce bir adamın söyleşisini okumuştum. Diyor ki, bu ara ben özellikle kitapları içinden Melekler Var sayfasından yapıyorum söyleşiyi. Çünkü kitap okuyan, çok yaşa Ahmet bu arada. Kitap okuyan okurlarım oradan takip ediyorlar beni. İstanbul'un Güneşli semtine gecekondu kuruyor 70'li yıllarda. Tam bir seçim döneminde herkes binaları büyütürken, gecekonduları büyütürken bahçeye kırmızı bir erik ağacı dikmeye karar vermiş. Demişler ki deli misin büyüt bak tam seçim dönemi kimse sesini çıkarmaz. Niye ağaç dikiyorsun demişler. Ben diyor gecekondumu büyütmedim diyor ve bir erik ağacı diktim diyor. Aradan diyor onlarca yıl geçti diyor. Güneşli'ye bir sel geldi. Bütün binaları aldı götürdü gecekonduları. O amca o kırmızı erik ağacının üzerine çıkmış böyle kurtulmuş. Vay be. Erik ağaçlarının sağı yok, solu yok. Ve ben yıllarca hani bu ülkenin kalabalık grubundanım. İşte Sünni Türk'üm ben. Önce hep Sünni Türk olarak baktım. Sonra bir Alevi ile tanıştım, bir Ermeni ile tanıştım, bir Yahudi ile. Abi baktım ülkeyi inanılmaz seviyorlar. İnanılmaz benden çok seviyor ülkeyi. Bu ülkeyi hiçbir etnik kökenin, hiçbir inancın, hiçbir siyasi görüşün ben daha çok seviyorum deme ihtimali yok. Bir milletvekili dostum vardır. Çok düzgün, çok iyi kalpli bir adam. O bir gün bana dedi ki hocam dedi ben hiç etrafa falan bakmıyorum dedi. Ben dedi kendi yöremde dedi Karaman'da şu kadar çiftçiye çilek dedi üretimi yaptırdım. Bu kadar garibana şu desteği verdim. Evimden içeride de dürüst olmayan hiçbir parayı sokmadım. Tek bildiğim şey yok. Yani hani karanlığa küfretmektense bir mum yak cümlesi var ya benim kitaplarda. Aslında tam bu Ahmet. Böyle diye düşünüyorum. Yani üretmek. Sen film yaptın. Sen şimdi kitap çalışmaları yapıyorsun. Üretmek önemli bizim açımızdan. Üretirken de insanlar kötü şeyler söyler. Biz ileri doğru uçacağız diye düşünüyorum. Niye sana bir tavsiyem var? Ahmet'in tezgahına düşüp de o soruların tamamını okursan üçüncü soruda söyleyeceğim. Adam davet edip kendi görüşlerini benim dinleyicilere aktarıyor. Sakın o tezgaha gelme. Son cümleyi okursan soru son cümlede. Şimdi biz onun provasını yaptık zaten Ahmet'le. Ama Evet. ben diyorum ki bak Ahmet çok güzel süslüyorsun, anlatıyorsun tamam ama burayı çıkaralım diyorum. Öyle bir bakıyor ki yani Brad Pitt bakıyorum ben ona. Değil mi? ya böyle Gözler Brad Pitt gözü onda.
Şey hani yani o kadar yazdım Nil niye ki falan der gibi böyle ama tamam bazılarını zaten bayağı gene kısalttık Ahmet Şerif hocam. Gene biraz daha kısaltıp okumaya çalışacağım. Betül'e Betül'e de çok teşekkür ediyoruz. Öyle diye. O da Karaman milletvekili kim diye sormuşlar. Şimdi düşünüyorum. Karaman milletvekili değil, Akşehir milletvekili. Ama adını vermeyeceğim. Çok pırıl pırıl bir dostumdur. Bugün 8 saate yakın araba kullandım buraya gelirken. Kafam dalgın. Şehri yanlış dedim ama şehrin hiç önemi yok. Yani anlattığım mesela kırmızı erik ağacının da önemi yok. O bir kavak ağacı olabilir. O da bir milletvekili olabilir, bir belediye başkanı. Başka örnekler de vereceğim. Ahmet'ten süre kalırsa başka örnekler de vereceğim. Böyle. Nile. Ahmet seni güldürmek için kasten yapıyorum bunları. Farkındasın değil mi? Bu arada söyleşiyi kayda alırsanız güzel bir hatıramız olur. O kayda alma şansımız var mı? Nil Sanırım oradan. kapattık. Evet, Instagram, televizyon, TV, IGTV diye bir şey var. Oraya kaydet diyoruz ve kalıyor orada hocam. Yani bize hatıra olarak kalabilir. Betül Evet. yapabiliyorsa, sen becerebiliyorsan ilk kaydet. Güzel bir anı olarak kalır bu söyleşimizde. Tamam, deneyeceğim. Tamam. Evet, ikinci soruyu alalım bu ara. Sen de o ara kaydetmeye çalışın, zorlu olmazsa. Tamam, o zaman bir dakika şöyle mi yapsak da benim de şarjım ne kadar az? Bir dakika. Hocam bu arada bıyıklarınız çok yakışmış. Buradan çok Ya. özür dilerim. Evet, öyle bıraktım bir kışın arada bırakıyorum böyle. Tamam. Betül ilk TV'ye kaydedebilirsiniz diyor bak oradan. Evet, tamam. Evet, tamamdır. O zaman Kumluca'dan selamlar. Aleyküm selam. Evet. ikinci soruya geçiyorum. Türkiye şartlarında maalesef engelli ya da engelsiz insanoğlunun küçücük yaşamı hep mücadele içerisinde. Çalış, didin, şartlara, olanaklara şükret, kanaatkar ol. Bu kısır döngü içerisinden nasıl çıkılır? Dünya üzerinde bizlerin ufkunu açacak güzel, iyi şeyler hiç mi yok? Dünyayı görmüş, okumuş, duymuş biri olarak diğer ülkelerdeki sistemlerden engelli, engelsiz, çocuk, yaşlı, işçi, çalışan, işveren, kurum, kuruluş, verilen değerler, sunulan imkanlar, olanaklar, erişilebilirlikler, yaşanabilirlikler, bunlardan bahsedip gerek bireyler olarak bizlerin, gerekse devlet, Şehircilik Bakanlığındakiler, belediyedekiler ve işverenler olsun biraz ufkumuzu genişletebilir misiniz? Şimdi Ahmet orada baktığında birkaç açıdan cevaplanmalı bu soru. Bir tanesi şey hangi ülkeye baksan iyi yönleri var ve eksik yönleri var. Yani bu kesin. Bu ülkeye baktığında da mesela solcu iktidarlar, sağcı iktidarlar hangi döneme gelmişse 1940'ları okuyorsun, bir bakıyorsun işte herkes pahalılıktan şikayetçi, herkes şundan şikayetçi. 1600'lerle ilgili bir Osmanlı şeyi okudum bir kitabı. 1600'lerde yazılmış şiir kadıların nasıl rüşvet yediğini anlatıyor adam şiirinde. Yani baktığında şimdi bu ülkede de eleştirecek birçok şey var ama geçenlerde Kocaeli'de İzgarın Akademi'nin bölge müdürlüğüne giderken çıktım böyle İzzet Kaptan'a doğru yürüyorum. Yahya Kaptan'a doğru yürüyorum. Bir yer gördüm mesela canımı çok acıttı engeller için. Acayip lüks bir devlet binası. Binanın ne olduğunu söylemeyeyim. Bina yapmışlar. Nasıl? Ya hemen önündeki kaldırımda çok basit engellilerin çıkabileceği bir rampayı koymamışlar oraya. Yani binaya demiyorum. Binanın önündeki kaldırıma. Trilyonlar yatırmışsın oraya ve oradaki önündeki kaldırıma 3 liralık 5 liralık bir şeyi yani bu bakış açısı. Burada çok büyük hatalarımız olduğu kesin. Öte yandan da yani devlet bunu yapmıyor, millet bunu yapmıyor da şunu değerlendirmek lazım. Ben yıllardır 20 yaşından beri nefesle dalış yapıyorum ve o nefesli dalış yaparken çok iyi isimler var bu konuda. İtalyan bir adam Türkiye'ye geldi. Türk Cenk Devrim Ulusoy ve İtalyan adam beraber söyleşi sırasında İtalyan da dünya şampiyonu Türk de Türk soruyu şöyle sordu Cenk Devrim Ulusoy. Ya dedi bizim ülkemizde destekler çok kısıtlı İtalya'da çoktur dedi. Adam dedi ki bana bugüne kadar devlet bir kuruş destek vermedi dedi. En son dünya rekoru kırdığında bir tane dedi tişört verdiler orada da ismimi yanlış yazmışlar dedi. Cenk Devrim Ulusoy dedi ki ya bana en azından özel sektörde şu firma destek verdi, bu firma destek verdi. Yani baktığında İyi yönlerimiz var, eksik yönlerimiz var. Engellilerle ilgili korkunçuz. Yani korkunçuz, o çok net. Ama
Ahmet, şimdi burada devlet eleştirmeye kalkarsak hata ederiz. Milli eğitim eleştirmeye kalkarsak hata ederiz. Ben senden bir örnek vermeyi istiyorum. Birkaç kişiden daha örnek vermek istiyorum. Gizem Girişmen belden aşağısı tutmuyordu trafik kazasından dolayı. Paralimpik olimpiyatlarda dünya şampiyonu oldu. Sen bir film çevirdin ama devamında sinemaya devam etmek istiyordun. Hatırlıyor musun? Seninle konuştuk ve bir şey fark ettik. Şimdi senin bir engelin var. Öte yandan da engelin olmadığı bir alan da var. Eğer dinleyiciye dan diye ulaşmaya kalkarsan engel var. Ama kitapla ulaşmaya kalktığında, bir kitap yazdığında, şimdi benim kitabım veya senin kitabın, hiçbir fark yok, farkında mısın? Hiçbir engel kalmıyor. Yani mucize var aslında. Keşfi doğru yaparsan engelleri bitirirsin. Stephen Hawking yani beynini kullandı. Dedi ki hiçbir şeyi hareket ettiremiyorum. Dedi beyni kullanırım. Müthiş formüller, müthiş felsefi eserler bıraktı. Yani baktığında her konuda durumu saptamak lazım. Durum bu. Ben bunu en iyi şekilde nasıl değerlendiririm? Sen müthiş bir şey yapıyorsun. Yani müthiş okumaya başladım. Ben seni tanımda okumuyordum. Hatırlıyor musun? İttirip kaktırıyordum seni. Okuyacaksın diye okumaya başladın. Tek yaptığın seminerlere girip orada beni dinleyen kızların ilgisini çekmeye çalışmaktı. Hatırlıyorsun değil mi? Ve zaten gözler, bakışlar da süper. Biliyorum seni. Canavar. Ama sonrasında harika bir değişim yok. Gülme daha. Okumaya başladın. Şimdi yazmaya başladın. Bu mucize bir şey. Bir de müthiş bir takımsınız. Yani sen, anne ve baba, üçünüz müthiş bir takımsınız. Hiçbiriniz yalnız kalmıyorsunuz. Yani o öyle baktığında, ben baktığımda bir konuda bir başarısızlığım, bir eksik varsa onu nasıl avantaja ve faydaya çevirmenin mutlaka yolu var diye düşünüyorum. Öte yandan da şeyde sonuna kadar haklısın. Yani maalesef bu ülke rakam çok farklı. Yani 3 milyon diyen var, 11 milyon diyen var. Gerçek sayıda engellerin sayısını bilmiyoruz ama yani onların değerlerini kullanmıyoruz. Onların değerlerini bu ülkeye katmıyoruz. Sadece onların değil. Yani öyle bir eğitim sistemi var ki çok, yani şu anda o aşıyı yapan Uğur Profesör ve Özlem Hanım Almanya'daki, yani onları bu ülkeye koy, şu anki eğitim sistemine, yani KPSS'ye hazırlanıyorlardı. Birilerine yalvarıyorlardı beni işe sok abi diye. Sol belediye, sağ belediye bizi bir işe dıhın diyorlardı. Yani burada gene sistemi eleştirmek için söylemiyorum ama bize düşen şey insanlara fırsat tanımak. İnsanların yetenekleri için fırsat tanımak. Ama bunu birileri yapmıyorsa biz kendimiz için yapacağız. Tamam mı? Sen zaten yapıyorsun. Niye soruyu kısalttığın için çok teşekkür ediyorum. Olayın farkındayım. Kaktırmadan kısalttın. Ve onu aldım. Saçmış zaten. İkinci soruydu. Şimdi üçteyiz. Bir önceki Betül'e, evet, Betül kısaltmış bir öncekini. Orada gene Ahmet'in yorumu var. Biz o yorumu gene kısalttı Ahmet. Tamam. Betül'ün sorusu normalde daha kısa. Kesinlikle. Nil de bayağı bir uğraştı. Neyi söyleyeyim? Nil de bayağı uğraştı. Kendimi övdürtme bana. Soruya geçiyorum. Günümüz gençlerinin hocam, kızından erkeğine, şatavata, gösterişe, cep telefonlarına, pek değerli olmayan markalara ve vücutlarına binlerce TL'ye yatırım yaptığı şu dönemde benim liseden can dostum Ahmet Sal, kedi köpek kuaförü belgesi alabilmek için çok sevdiği tek sermayesi olan motorunu sattı. Gitti kedi köpek kuaföründe bir sene çalıştı, bu işi öğrenip belgesini aldı. O geleceğini düşünüp kendisine yarınlarına yatırım yaptı. Şu ansa belki de kredi falan çektiler bilmiyorum ama ortak bir arkadaşıyla bir dükkan tuttular. Şu an tadilat yapıyorlar canla başla. Hatta Ahmet'imle sizin ekibi ziyarete bile gitmiştik hocam. Atınç abimle Betül bilirler Ahmet'imi. Dileyenler
Larapetkuaför Antalya Instagram adresinden takip edebilirler. Ülkenin gençleri burada biraz böyle bir arkadaşımızı tanıttık değil mi Ahmet? Şimdi hem buradan yola çıkarak hem de neyse soruyu sorunca olacak şimdi bir dakika. Ülkenin gençleri bence ikiye ayrılmış durumda hocam. Az önce de bahsettiğim gibi bir kısım para ve gösteriş meraklısı, diğer kısım ise işinin, gücünün ve hayat kaygısının derdinde. Hayat dediğimiz bu serüvende kaybedebiliriz, yılıp bıkabiliriz, kendimize dair motivasyonumuz düşebilir. Tüm bunlarla ilgili bakış açınız, düşünceleriniz ve söylemek istedikleriniz nedir, nelerdir? Ben cevabının kimi yerlerinde araya Larapetkuaför diye tekrarlıyor. Onun bir sakıncası olmaz değil mi Ahmetciğim aralarda? Larapetkuaför. Ki zaten böyle gençlere destek vermemiz gerekiyor diye de düşünüyorum. Bu ara Ahmet 25 dakikadır içerideyiz. Yarım saat söyleşi. Çaktırmadan bitiririz bu soruyla, tamam mı? Ahmet'e görüntü dondu bu arada. Evet. Evet. Tamam. Maalesef. Şimdi bu ülkenin gençlerinin zorluk yaşadığı kesin. Yani birkaç araştırma yürüttüler. 15 yaş grubu çocuklara birçok soru sordular. Sordukları sorulardan biri şu: mutlu musunuz? %26'sı 15 yaşındaki çocukların Türkiye'de mutsuzuz dedi. Yani mesela finansal parayla ilgisi yok bunun. Meksika'da %11.6 bu oran. Yani Hollanda'da %7. Şimdi bir çocuğun en mutlu olacağı yaşta bir çocuk, 4 çocuktan bir tanesinin mutsuz edebilmek kötü bir şey. Ama öte yandan da bakıyorum, eleştirecek bir şeyler olabilir ama Ahmet, bu ülkenin gençlerine ben acayip acayip, yani tanıdıkça çok büyük bir sevgiyle bağlıyorum. Büyük umut bu çocuklar. Hiç kimseden korkuları yok. Çok cesurlar. Üretmeye çok hazırlar. Biz sadece onlara liyakat sağlayalım. Yani hak eden çocukların hak ettiği yere gitmesini sağlayacak bir sistem kuralım. Ülkeyi yerinden sallar bu çocuklar, biliyor musun? Yani bu çocukların arasında bir tanıyorum bilim insanları var. O çocuk Twitter'ın başına o çocuk gelmedi diye düşünüyorum. Öte yandan bir çocukla tanışıyorum. Yani bizim Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği'nde bir Mehmet diye bir çocuk var orada 11-12 yaşında. Traktör başında ailesini geçindiriyor. Ya bu çocuk ülkenin tarım bakanı olmalı gelecekte. Tek bildiğim şey o. Bütün sistemi bunun üzerine kuralım. Böyle keyifle dünya bizi izler, biliyor musun? Aşılar bu ülkeden çıkar bilmem ne. Bu ülkenin torpil, morpil, yani yüzlerce yıllık bu torpil, rüşvet bilmem neyse onları bırakıp liyakat, eğitim, bilgi, siyasetten uzaklaşıp, bakın Biden diye bir adam geldi Trump'ın yerine. 2000 kişiyi değiştirme hakkı var sadece ülkede. O 2000'in de en fazla 1000'ini falan değiştiriyor. Dokunmuyorlar sisteme. Yani bizde de kimse korkmamalı sağcı solcu siyasetçiler. Layık olan insanlar kurumların başına geldiği sürece ve onların işlerine karışmadığımız sürece, Rockefeller diyor ki doğru insanı işe aldım ve işine karışmadım diyor. İyi insanları işine alırsanız, ben bugün İzgör'ün Akademi'ye geldim. Diyorlar hocam buraya geliyor musunuz? Ekip diyor ki 3 ayda bir geliyor. Elma Yayın Evi'ne yılda bir kere iki kere falan gidiyorum. Benim kendi iş yerim. Canavar gibi insanlar var. Emanet ediyorsun. Çatır çatır üretiyorlar. Bizim bu ülkenin gençlerine çok inanmamız lazım. Çok değerli bu ülkenin gençleri. Avrupa'daki genç rahatlık içerisinde. Partiden partiye geziyor, eğleniyor. Öteki dünyayı geziyor. Yani senin gencinin yaşadığı şeye bak, olaylara aç. Danimarkalı bir gencin bir yılda yaşadığı haberi bizimki iki gecede yaşıyor. Yani aç haberleri. Bak iki gecede kadına şiddetinden bilmem nesine, okuyun o haberleri. Bu çocuklara çok büyük saygı göstermemiz lazım. Bu çocuklara hiçbir şey söyleme hakkımız, haddimiz yok. Saygıyla önümüzü ilekleyeceğiz. Bu çocukların önünü açacağız. Bu çocuklar eğitim sistemi adı altında bir ezber sistemin içine giriyorlar. Ruhlarını bitiriyoruz bu çocukların. Bu çocuklar kitap okuma. Dünyanın en iyi eğitim sistemi Finlandiya'da, günde 4 saat eğitim görüyor çocuklar. O eğitimin içinde de çocuklara hiç ders anlatmıyorlar, biliyor musunuz? Çocuk dersi evde okuyor, kitapları geliyor. Derste hoca ile beraber tartışıp proje yapıyorlar.
Sonra ülkeye emanet ediyorlar bu çocuklara. Bizim yapmamız gereken de bu. Bütün bildiğim şey bu. Bu ülkenin gençlerine büyük bir sevgi ve saygı göstereceğiz. Çok iyi şeyler hak ediyorlar. Nil Ahmet siz de dahilsiniz buna. Tamam mı? Çok iyi şeyler hak ediyorsunuz. Büyük yetenekleriniz var. Tek yapacağımız şey önünüzü açmak, önünüze engel olmamak, gölge olmamak size. Tek bildiğim şey bu. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam dedi Ahmet. En kısa zamanda ilk konferansında buluşmak üzere. Tamam mı Ahmetciğim? Antalya'da. İnşallah. Vallahi dört gözle bekliyoruz. Tamam. Ben de becerebilirsem sizin eve ziyarete gelmiştim ya Ahmet. Onun Instagram'da videosu vardı. Becerebilirsem onu tekrar yayınlayayım. Orada da senin Instagram adresini de etiketleyeyim. O zaman yoktu Instagram'ın. Etiketleyeyim. Oradan da senin sayfanın takip sayısında artmasını sağlayalım. Olur mu? Hayır. Bak dinleyicilerin görüyor musun? Efe Grams. Bak hep tanıdığım harikulade insanlar. Almanya'dan İbrahim Bural, Sevilay Kuşçu. Müthiş. O bütün o teşekkürler. Hepiniz çok çok sağ olun. Ahmet sizi bağlamadan ben bağlayayım dedim. Çünkü adamda öyle bir karizma ve liderlik var ki. Bütün teşekkürler Ahmet'e. Onun davetiyle oldu zaten bu etkinlik. Bu güzel aileyi de tanıyın istedim ben. Ahmet'in Instagram sayfasını takip eder ve like'larsak da ayrıca Ahmet Fransın benim en sevdiğim dostlarımdan birisin. Sizin gibi bir aile tanıdığım için çok mutlu olduğumu bil, olur mu? Hocam biz de sizi çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz sohbetiniz için. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Daha sorularımız vardı hocam ama ben çıkayım Ahmet sorsun. Öyle mi? Nil kaydedeceğiz birazını. Şimdi kaydedeceğiz hocam kapatırken. Ha, kapatırken tamam. Söyleşi çocuklarında. Tamam. Bütün ekibe Hatice, Seviker, Adem, Kusin hepinize çok sevgiler. Bütün ekibe çok sevgiler. Hoşçakalın. Çok güzel bir söyleşi oldu. Süper. Hoşçakalın hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.